Evde patlıcan kebap yapmak için ihtiyacımız olanlar temelde sadece patlıcan, kıyma. Kıymaya soğan falan koymadan sadece karabiber ve tuz koyacağız. Yoğuracağız ve daha sonra küçük köfteler halinde patlıcanların arasına dizeceğiz. Sonra bir de ek olarak salçalı bir sos hazırlayacağız. Kıymayı biraz yağlı almak gerekiyor. Gerçi ben orta yağlı aldım. Hasan benim az yağlı almamdan pek hoşlanmıyor ama en azından yağlı olacağını orta yağlı olsun diye düşündüm. Şimdi bunları minik köfteler haline getirip burada patlıcanların arasına dizeceğim. Genelde benim tepsim büyük kalıyor bu iş için. Ortada boşluk kalıyor. Bir borcamda da yapabilirim ama onun da derinliği daha az. Ben daha böyle sos içinde pişsin istiyorum. O yüzden içinde az da kalsa bu tepside pişiriyorum. Ondan sonra da yerken küçük borcama aktarıyorum. Hani evde 3 kişiyiz. Hatta şu an daha kampta. O da yok. 2 kişiyiz. O yüzden ne kadar fazla yapacağız ki? Hani 2 gün yiyoruz bu yemeği. Daha da fazla yapsak bir hafta yiyecek halimiz yok. Yani bu tepsi de rahat oluyor. Bunun bir boy küçüğü daha çapı az olan bir tepsi daha ideal olabilir aklınızda olsun. Ya da kalabalık bir misafire yapmak için kolay bir yemek. Mesela hani çok yemek isteyen yorucu bir yemek değil. Hem şık, hem doyurucu, hem lezzetli. Hem de yapması rahat. Hani kalabalık kişilere çeşit çeşit yemek yaparken bir çeşit olarak düşünülebilir. Tabii ki bu memleketinde yapılan kebapçılarda yapılan gerçek patlıcan kebabı gibi aynısı değildir ama sonuçta evde yapmak için gayet lezzetli tadında oluyor. Bu şekilde dizmeye devam ediyoruz. Tepsiyi bir sıra böyle çeviriyorum. Aslında içine sıra sıra devam edebilirsiniz ama yapacağım miktar için bu kadar yeterli. Ortaya bir tane de yarım soğan oturtuyorum şöyle. Kalanına da sos dökeceğiz. Soğan koymanız zorunlu değil. Ben boşlukları doldursun hem de lezzet versin diye koyuyorum. Çünkü kıymasında soğan yok. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Şimdi sosu için biraz domates salçası koyuyorum. Bu tamamen sizin lezzetin anlayışınıza bağlı olarak değişir. Hani ne seviyorsanız o şekilde lezzetlendirebilirsiniz. Biraz biber salçası koydum. Ben örnek olarak yapıyorum şu an. Biraz sıvı yağ döküyorum.
karabiber, tuz. Yani buraya işte pul biber eklenebilir, defne yaprağı eklenebilir, kekik eklenebilir. Mesela kekik de koyalım, güzel gidiyor. Şimdi bunları biraz karıştırıyorum. Şimdi bunun üzerine su ekleyeceğim. Hazırladığımız patlıcan kebabını üzerine dökeceğiz. Tamamen içine batmasına gerek yok. Suyun içinde pişse yeter ama ben lezzetini iyi alsın diye önce kaşıkla şöyle bir üzerinde gezdiriyorum. Bu arada bu tarifi ilk Osman Baba'dan aldık. Yani Daha'nın dedesi. Hakkını verelim. O bize ikram etti defalarca. Ondan öğrendik. Daha önce bizim kanalımızda da bazı videoları çıkmıştı. Başka tarifler vermişti. Bunu çekmeye fırsatımız olmamıştı. Bunu da ben çekiyorum. Fırında pişireceğim. Ocakta pişirin diye tavsiye eden de oldu. Ama biz fırında pişiriyoruz. Gayet de güzel oluyor. Böyle çok kolay bir yemek. Size de tavsiye ederim. Birazdan pişmiş halini göreceğiz.